Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi Redmi Note 6 Pro'yu inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2-3 ay önce ben bu telefon için bir kutu açılım videosu yapmıştım. Ve o videoda bu telefon için bir detaylı inceleme yapacağımı söylemiştim. Ondan sonra telefon gitti ve ben tekrar bir inceleme yapmaya fırsat bulamadım arkadaşlar. Ama şimdi tekrardan telefon elime geçti. Ve bu videoda Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun detaylı incelemesini yapacağım arkadaşlar. Bu telefonu bana sağlayan Evofon'a teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz artık telefonun incelemesine, telefonun tasarımıyla başlayalım. Şu an bendeki cihazın rengi siyah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazın arka tarafına bakacak olursak arka tarafın tasarımı Xiaomi Mi 8'e bayağı bir benziyor. Sol üst köşede dikey olarak konumlandırılmış çift kamerayı görüyoruz. Hemen altında da parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Arka tarafımız bu şekilde arkadaşlar. Cihazın arka tarafı bu şekilde. Ön tarafa baktığımızda da tam 6.26 inçlik çentikli kocaman bir ekran görüyoruz. Cihazın hem ön tarafı hem de arka tarafı Xiaomi Mi 8'e gerçekten bayağı bir benziyor. Hem ekranı benziyor hem arka tarafı benziyor. Bence bu telefonun tasarım konusunda Xiaomi Mi 8'e göre önemli iki farkı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi cihazın üst tarafında bulunan kulaklık girişi. Diğer tarafı da Mi 8'e göre kalın çerçeveleri bulunması arkadaşlar. Cihazın çerçeveleri bence Mi 8'e göre bariz bir şekilde kalın. Aslında çok da aşırı bir kalınlık yok ama Mi 8'e karşılaştırdığımızda daha kalın çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Hele ki şu alttaki çerçeve bayağı büyük gözüküyor. Cihazın alt tarafına baktığımızda da micro USB şarj girişini görüyoruz. Keşke bu telefonun Type-C koysalarmış ama koymamışlar. Micro USB koymuşlar. Type-C'nin hızlı şarj gibi avantajları var ve yeni çıkan telefonların çoğunda Type-C olduğu için bu telefona da Type-C koysalarmış daha güzel olmuş ama koymamışlar. Evet, telefonun tasarımıyla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Şimdi de gelelim bu telefonun teknik özelliklerine. Bu telefonun içinde işlemci olarak Snapdragon 636 bulunuyor. RAM seçenekleri de 3, 4 ve 6 olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği bulunuyor. Bendeki model şu an incelediğim model 3 GB RAM'e sahip. Bu telefonun içindeki işlemci çok güçlü bir işlemci değil ama işte günlük bütün işlerinizi bu telefondan rahatlıkla yapabilirsiniz. Oyun oynamaya geldiğiniz zaman da işte genel iyi oyunları işte düşük veya orta ayarlarda oynayabileceğiniz bir telefon. Yüksek ayarlarda bu telefonla oyun büyük ihtimal oynayamazsınız. Yani iyi oyunları mesela PUBG Mobile falan yüksek ayarlarda oynayamazsınız. Ben bu telefondan PUBG Mobile indirdim. Oyun otomatik olarak düşük ayarlarda açtı. Ve düşük ayarlarda biraz bu oyunu oynadım. Ve PUBG Mobile'da düşük ayarlarda hiç kasma donma yaşamadım. Hiç takılma yaşamadım arkadaşlar. Bir 5-10 dakika oynadım. Bayağı akıcı bir şekilde oynayabildim. Bir sıkıntı olmadı ama dediğim gibi oynarsanız da düşük grafik ayarlarında veya en fazla orta grafik ayarlarında bu telefonun oyunu oynayabilirsiniz. Bataryaya gelecek olursak bu telefona tam 4000 mAh'lik bayağı kocaman bir batarya bulunuyor. Batarya performansı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hem 4000 mAh gerçekten çok yüksek bir değer. Hem bu 4000 mAh'lik bataryayla da bu telefonu uzun süre kullanabiliyorsunuz. Yani bu batarya bir günü çok rahatlıkla çıkarabilir. Normal kullanımda 1,5 gün falan bu telefonu kullanabilirsiniz. Eğer fazla oyun oynayan biriyseniz de bence bir günü oyun oynayarak bu telefonu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ayrıca şarjı bittiğinde de şarjı micro USB ile birlikte tam 2,5 saatte doluyor. Bu telefonun güvenlik seçeneklerinden bahsedecek olursam bu telefonda bir parmak izi okuyucu, bir de yüz tanıma sistemi bulunuyor. Parmak izi okuyucu gördüğünüz gibi arka tarafta bulunuyor ve parmağım bastığım anda kilit açılıyor. Evet, şöyle basayım, bastığım anda kilit açılıyor arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı, bu konuda bir sıkıntısı yok. Yüz tanımaya gelecek olursak yüz tanıması diğer telefonlara göre bir tık yavaş ama yine de iyi bir yüz tanıması bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, şu an kamerada belli olmuyordur ama ben ek görüntüleri koyacağım. Ben normalde Xiaomi Mi 8 kullanıyordum, onda kilit tuşuna bastığım anda yüzümü görüp ekran açılıyor. Kilit ekranını bile hiç görmüyorum. Yani anında açılıyorken bu telefonda 1-2 saniye beklemeniz gerekebiliyor. İşte yaklaşık olarak 1 saniye falan bekledikten sonra kilit açılıyor. Bu şekilde bir yüz tanıma sistemi bulunuyor. Evet, bu telefonun kamerasına gelecek olursak bu telefonda tam 4 tane kamera bulunuyor. Bu kameralardan 2 tanesi önde, 2 tanesi de arkada bulunuyor. Arka kameraya gelecek olursak arkadaki kameraları 12+5 megapiksel çözünürlüğünde. Yani ana kamera 12 megapiksel, ikinci kamera da 5 megapiksel. Bu 5 megapiksel olan ikinci kamera derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Yani arka planı bulanıklaştıran portre fotoğraflar çekerken bu ikinci kameradan yardım alınıyor. Telefon fotoğraf konusunda başarılı. Hem ön kamerasında hem de arka kamerasında yapay zeka desteği bulunuyor. Bu yapay zeka ile birlikte gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve renkleri gayet güzel ayarlıyor. Mesela bir çiçeği falan çekeceğinizde yapay zeka ile birlikte renkleri ayarlıyor ve gayet canlı ve güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben fotoğraf performansını genel olarak beğendim. Portre olarak da arka planı bulanıklaştıran güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Cihazın kamera performansı bence güzel arkadaşlar. Fiyatına göre başarılı bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraf örneklerini zaten ekranda göreceksiniz. Video tarafına gelecek olursak bu telefonun arka kamerasıyla 1080p kadar videolar çekebiliyorsunuz. Video kalitesi genel olarak güzel ama ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Bence sabitleyicisi de bu telefonun güzel. Çünkü ben bir video denemesi yaptım. Yani ben elimde telefonla video çekerken telefon sarsılıyordu biraz, sallanıyordu. Ama sonradan videoyu izlediğimde bu sarsıntının gittiğini gördüm.
gördüm. Yani videoda sanki böyle daha sabit bir video çekiyormuşum gibi bir görüntü vardı. Bu da telefonun içinde bulunan dijital imaj sabitleyiciyle birlikte bunu güzel bir şekilde başarıyor arkadaşlar. Yani sarsıntıyı bence güzel bir şekilde önlüyor. Genel video kalitesinde beğendiğimi söyleyebilirim. 4K olmasa da 1080p bu telefonla güzel videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameraya gelecek olursak bu telefonda dediğim gibi yine çift ön kamera bulunuyor. Bu kameralardan ana kamera olanı 20 megapiksel çözünürlüğünde, ikinci ön kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bu 2 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera yine derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Ön kamerayla da arka planı bulanıklaştıran fotoğraflar çekerken bu derinlik sensörü kullanılıyor. Ve işte arka planı daha güzel bulanıklaştırıyor. En azından yazılımla değil de donanımla biraz bulanıklaştırmış oluyor. Daha güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ön kameranın da performansını genel olarak beğendim. Bu telefonda benim bir şeye dikkatimi çekti. Xiaomi'nin diğer çift kameralı modellerinin hepsinde işte fotoğraf çekerken sol altta çıkan işte Shoton, mesela Shoton Mi 8 AI Dual Kamera yazısı veya Shoton Mi A2 diyelim, bütün modellerinde bu yazı bulunuyor. Çift kamera olan modellerinde ama sadece arka kamerayla çektiğimiz fotoğraflarda bulunuyor. Sol alt köşede ön kamerayla çektiğimiz fotoğraflarda yoktu. Ama bu telefonla fotoğraf çekerken ön kamerayla çektiğimiz fotoğraflarda da sol altta filigran ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de bence bu çift kamera filigranı olarak geçiyor ve bu telefonun ön kamerası da çift olduğu için, yani ön tarafında da yapay zeka destekli çift kamera olduğu için bu yazı var. Yani ön kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda da sol altta filigran oluyor. Bayağı uzattım ama bu şekilde. Ön kamerayla çekilen fotoğraflar da gayet başarılı. Zaten onun da fotoğraf örneklerini ekranda göreceksiniz. Video tarafına gelecek olursak da ön kamerada yine 1080p kadar videolar çekebiliyorsunuz. Evet, telefonla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Sonuç olarak uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız bu telefonu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kendi fiyat segmentinde gerçekten başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ben bu telefonun genel performansını beğendim. Hem oyun konusunda işte düşük veya orta ayarlarda kasmadan oyunları oynayabilirsiniz. Yani çok fazla oyun oynayan biri değilseniz bence bu telefon sizin için yeterli olur. Yani arada bir oyun oynuyorsanız bu telefon sizin için yeterli olur. İyi grafiklere sahip oyunları düşük veya orta ayarlarda yine kasmadan donmadan rahatlıkla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben dediğim gibi PUBG Mobile'ı 10 dakika falan oynadım. Hiçbir donma problemi yaşamadım. Hiçbir kasma problemi yaşamadım arkadaşlar. Isınma falan da olmadı. Isınmayı aslında 5-10 dakikada büyük ihtimal olmaz da sonrasında da düşük ayarlarda oynadığınız için telefonu çok ısınacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fiyatına göre güzel bir telefon ama daha iyi bir kamera performansı istiyorsanız biraz daha bütçeyi arttırarak Xiaomi Mi A2 modelini alabilirsiniz. Benim önerim, eğer iyi bir kamera performansı istiyorsanız Mi A2'yi tercih etmeniz. Çünkü Mi A2 buna göre bariz daha iyi bir kamera performansı veriyor. Mi A2'nin kamerası benim en çok beğendiğim kameralardan biriydi. Fiyatını da düşündüğümüzde Mi A2 de bu telefondan bir tık daha pahalı bir telefon ama aralarında çok büyük bir fiyat farkı yok. Eğer bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsanız Mi A2'yi tercih edebilirsiniz ki kamera performansını iyi istiyorsanız. Yoksa kamera benim için çok önemli, işte oyun performansı iyi olsun falan, bir de bütçeyi çok arttırmak istemiyorsanız Redmi Note 6 Pro fiyatına göre iyi bir telefon, hem oyun performansı olarak hem kamera performansı olarak. Ama dediğim gibi işte daha iyi bir kamera performansı istiyorsanız Mi A2'ye yönelebilirsiniz. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Bu telefonla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.